25 Ekim 2017'de kurulan İyi Parti'nin 4. yaş gününü kutluyor bugün İyi Partililer, değerli izleyenler. Ben de gazeteci İsmail Saymaz'ı yayın konu olarak aldım. Evet Sayın Saymaz, gözlemlerinizi merak ediyoruz. İyi Parti bugün 4. yaşını kutluyor. Ben İyi Parti'nin İstanbul'daki il binasının açılışına da gelmiştim 2017 yılında. Merter'de sanırım. O zaman bir bina ve etrafında birkaç yüz insan vardı. O günlerde zordu. Partinin kurulması risk altındaydı. Kurulsa seçime girebilecek mi? O tartışmalıydı. İYİ Parti FETÖ'cü diye hedef gösteriliyordu. PKK'lı diye hedef gösteriliyordu. Ve o basın toplantısına, il binasının açılışının yapıldığı basın toplantısına yani Meral Hanım konuşurken salonda herhalde 50 kişi falandık. İYİ Partililerle beraber 50-60 kişi yanlış hatırlamıyorsam. Gazeteci olarak da evet bölge muhabirleri vardı ama en bilinen kim vardı? Ben vardım. Cumhuriyet'in Atol Behramoğlu vardı. Şimdi oradan buraya düşününce ne kadar uzun bir yol kat edilmiş. Ne kadar büyük bir mesafe geride bırakılmış. Ne kadar büyük kalabalıklara temas edilmiş. Ancak onu şimdi anlayabiliyorum. Daha çok insan, daha çok kadın, daha çok genç var. O günlerde kurulacak mıyız telaşı var, şimdi iktidar olacak mıyız heyecanı var. O gün E5 otoyolundaydı, şimdi Haliç'te, bu kadar fark var işte. Meral Akşener'in mesajlarını nasıl değerlendirdiniz bugün? İktidara hazırlanıyor tabii yani, öyle görünüyor. Evet, teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederim.